düzenlenen Yapay Zeka ve Bulut Bilişim Zirvesi 2023'e hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe başlamadan önce sizleri vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bilginin Adresi sloganıyla 2018 yılında kurulan BTK Akademi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla interneti olan her yerde ücretsiz eğitimler sunmak, ülkemizin bilgi teknolojileri alanındaki insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktı. Genç ve dinamik ekibimizde çağın ihtiyaçlarını önceden analiz ederek hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimlerde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Düzenlediğimiz sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün yetişmesine katkı sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaları konusunda uzman eğitmenlerimizin yanı sıra kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve sektörümüzün ileri gelen paydaşlarıyla işbirliği içinde sürekli gelişen bilişim dünyasını yakından takip ederek eğitimlerimizi de güncelliyoruz. 9 kategoride 232 farklı başlıkta 124 bin dakikadan fazla verdiğimiz eğitimlerle bugün 1 milyon 800 binden fazla kullanıcısıyla Türkiye'nin yerli ve milli en iyi eğitim portalı olmanın gururunu yaşıyoruz. Sizler için çalışmalarımıza devam edeceğiz. BTK Akademi, bilginin adresi. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Sayın Mustafa Ermiş'i sahneye davet ediyorum. Başkanımız uzun boylu olduğu için arkadaşlar platforma ihtiyaç duymuyor. Kürsü de ona göre ayarlandığı için ben biraz düşük kalıyorum şöyle ayak ucunda. Merhabalar arkadaşlar, Sayın Başkanım, saygıdeğer Huawei temsilcileri, kıymetli öğrenci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bulut bilişim ve yapay zeka teknolojileri günümüzde hızla gelişen ve hayatımızın her alanına nüfuz eden teknolojilerdir. E-posta hizmetinden veri güvenliğine, makinelerden ev eşyalarına kadar birçok alanda fayda sağlayan bu teknolojilerin yakın gelecekte insanlığın birçok sorununu çözme potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Güvenlik, yazılım, insan kaynaklarının daha verimli kullanılması ve iş yükünün hafifletilmesi gibi spesifik alanlarda önemli imkanlar sunan bulut bilişim ve yapay zeka günümüzde birçok sektörde yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle sağlık, üretim, ulaşım, teknoloji, savunma ve finans gibi sektörlerde büyük bir devrim yaşanıyor. Bizler de bu yaşanan devrimin önemini siz değerli arkadaşlarımıza ulaştırmak için dertlenmiş bulunuyoruz.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz kodlama maratonu ve bugünkü zirve ile sizlere bu teknolojilerin uygulama alanları, potansiyeli ve geleceği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şüphesiz bu alanlarda yapılan her çalışma ülkemizin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Kıymetli konuklar, BTK Akademi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde insan kaynağına yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğu inancı ile eğitim çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. 2018 yılında gençlerimizin yarınlarına dokunacak bir proje gerçekleştirme hayaliyle başladı BTK Akademi'nin hikayesi. Bugün hamdolsun hayallerimizin de ötesine geçerek 1.840 bini aşkın kullanıcıya hizmet verir hale geldik. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 9 farklı kategoride 125 bin dakikadan oluşan 234 başlıktaki eğitimlerimizle ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimiz başta olmak üzere ilgisi olan tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. BTK Akademi sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile yaş, ünvan, eğitim seviyesi fark etmeksizin internetin olduğu her yerde sizlerle beraber. Gençlerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla online eğitimlerimizin yanı sıra atölye çalışmalarımızı birçok ilde gerçekleştirdiğimiz yazılım kamplarımızı 81 ilimizde gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz. Doğru bilgiye ve yerli kaynağa ulaşmanın güçleştiği günümüz dijital dünyasında rafine bilgiyi sizlere ücretsiz olarak sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kıymetli arkadaşlar, tüm bu çalışmalarımız sizler için. Çünkü bizler biliyoruz ki geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve bugünün zaferleri yarının vizyonları ile pekişir. Bizim çabamız gençlerimizin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olması için. Böylece Türkiye'nin dijital geleceğini de hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Konuşmamı burada sonlandırırken kıymetli bir işin ev sahibi olmaktan gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kuruluşundan bugüne kadar akademinin her türlü faaliyetinde desteklerini bizden esirgemeyen kurum başkanımız Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'na, bu zirvede işbirliği yaptığımız Huawei Türkiye ekibine ve BTK Akademi ekibimize ve kıymetli hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunar, saygı ve sevgilerimi iletirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Ermiş'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Huawei Türkiye Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zhu Yongsheng sizlere hitap edecek. Kendisini sahneye davet ediyorum. O sizlere hitap ederken ben de konuşmasını size aktarmak için kendisine yardımcı olacağım. Buyurunuz efendim. Dear President of BTK, dear guests and marathon finalists, mahaba. Welcome to the BTK and Huawei R&D Coding Marathon Award Ceremony. This is a real special year for us. We are very honored to bring the BTK and Huawei Coding Marathon final stage physically on site for the first time and facilitate a wonderful competition atmosphere. Since the first day of our journey in Turkey, we have been striving to contribute to the development of its ICT infrastructure and ecosystem. BTK ve Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim için özel bir yıl. BTK ve Huawei Kodlama Maratonu final etabını ilk kez fiziki olarak sahaya taşımaktan ve harika bir yarışma atmosferi yaratmaktan büyük onur duyuyoruz. Yolculuğumuzun ilk gününden bu yana ICT altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Yolculuğumuzun ilk gününden bu yana ICT altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. At Huawei, we have witnessed every step of the digitalization journey in Turkey, and we have been contributing to Turkey's digital transformation for more than 20 years with our In Turkey for Turkey motto. Huawei olarak geçtiğimiz 20 yılda Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun her adımına şahit olduk. Türkiye'de Türkiye için mottomuzla 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. In this context, in addition to artificial intelligence, 5G and Huawei mobile services, we are working digitalized to contribute to Turkey IT infrastructure with Huawei Cloud, which we announced in July as Turkey's first cloud platform. Bu bağlamda yapay zeka, 5G ve Huawei mobil servislerin yanı sıra geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğumuz Türkiye'nin ilk bulut platformu Huawei Cloud'la Türkiye'nin bilişim altyapısına katkıda bulunmak üzere kararlı bir şekilde çalışıyoruz. At Huawei, one of our priorities is investing in R&D areas. Today, as a result of our continuous investment since 2009, our R&D center in Turkey has become one of the Huawei's prominent R&D centers outside of China. Huawei olarak önceliklerimizden biri Ar-Ge alanlarına yatırım yapmak. 2009 yılından bu yana devam eden yatırımlarımızın bir sonucu olarak bugün Türkiye'deki Ar-Ge merkezimiz Huawei'in Çin dışındaki önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri haline gelmiştir. More than 1,000 Turkish engineers contributed to our pride with the solutions they have developed for both domestic and overseas markets in our Turkey R&D Center. We have been growing our size every year and providing a plethora of employment opportunities to new university graduates as well. Only in 2023, we have recruited more than 150 fresh graduate engineers. Bini aşkın Türk mühendisimiz, Türkiye Ar-Ge merkezimizde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik geliştirdikleri çözümlerle gururumuza katkıda bulunuyor. Her geçen yıl büyüyerek yeni üniversite mezunlarına da istihdam alanı sağlıyoruz. Sadece 2023 yılında 150'den fazla yeni mezun mühendisi işe aldık. Aside from financial statistics, we strongly believe that the most important investment, whether for a country or a company, is in talent. Because it is always the young who change the world. We believe that you are changing the world. Finansal istatistiklerin yanı sıra bir ülke veya bir şirket için en önemli yatırımın yeteneğe yönelik yatırım olduğuna inanıyoruz. Çünkü dünyayı değiştirenler her zaman için gençler olmuştur. Since its inception, we have brought more than 6,000 talents to the Turkish ICT ecosystem as part of a mission. Bu misyon çerçevesinde kurulduğumuz günden bu yana 6,000'den fazla yeteneği Türkiye ICT ekosistemine kazandırdık. We are always establishing new academic collaborations to bring in new talent to the ICT ecosystem. ICT ekosistemine yeni yeteneklerin kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz akademik işbirliklerine her geçen gün yenilerini ekliyoruz. In addition to routinely conducting over 550 technical seminars in topics like 5G, artificial intelligence, mobile services, software and cloud technologies in universities across Turkey every year, we have established elective semester courses at universities and will continue our efforts on the path. Her yıl Türkiye genelinde üniversitelerde 5G, yapay zeka, mobil hizmetler, yazılım ve bulut teknolojileri gibi konularda elinin üzerinde teknik semineri rutin olarak yürütmenin yanı sıra üniversitelerde seçmeli dönem dersleri oluşturduk ve bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. As part of our Huawei Student Developers Program, we have university students discover Huawei technologies and develop their skills using their technologies through our campus ambassadors at more than 30 universities.
Huawei Öğrenci Geliştiricileri Programı kapsamında 30'dan fazla üniversitede kampüs elçilerimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerinin Huawei teknolojilerini keşfetmelerine ve bu teknolojileri kullanarak yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. We brought in a multitude of projects as part of the Huawei ICT Talent Development Program, which we initiated with the vision. Bu vizyonla ortaya koyduğumuz Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında birçok önemli projeye imza attık. Bringing the Seeds for Future and Huawei ICT Academy programs conducted by Huawei worldwide to Turkey are such outstanding examples. Huawei'in dünya çapında yürüttüğü Gelecek İçin Tohumlar ve Huawei ICT Akademi programlarını Türkiye'ye getirmek bunların güzel örneklerini oluşturmaktadır. Huawei R&D Coding Marathon, which we have been organizing in collaboration with BTK for the past 3 years, is the most valuable practice in our continuous efforts to nurture ICT talent. BTK işbirliğiyle son 3 yıldır düzenlediğimiz Huawei Arge Kodlama Maratonu, bilişim yeteneklerini yetiştirmeye yönelik sürekli çalışmalarımızın en değerli uygulamasıdır. Candidates were competing in the field of cloud computing this year. Adaylar bu sene bulut bilişim konusunda yarıştılar. During the 4-day coding camp, they developed their projects under the mentorship of Huawei Turkey R&D engineers and presented them to the jury. 4 gün süren kodlama kampı boyunca Huawei Türkiye Arge mühendislerinin mentorluğunda projelerini geliştirip jüriye sundular. We believe that each project output is extremely valuable since the main topic is prepared by the joint team of BTK and Huawei Turkey R&D Center on United Nations Sustainable Goals Purpose. BTK ve Huawei Türkiye Arge Merkezi ortak ekibinin hazırladığı ana konuların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri amaçlı olması nedeniyle her proje çıktısının son derece değerli olduğuna inanıyoruz. In this context, our finalists not only had the opportunity to explore and utilize Huawei Cloud Computing Service, but also gained the awareness of social responsibilities and looking closely at global challenges and developing solutions. Bu kapsamda finalistlerimiz Huawei Bulut Bilişim Hizmetlerini deneyimleme ve uygulama fırsatı yakalarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci, küresel sorunlara yakından bakma ve çözüm üretme bilincini de kazandılar. I would like to use this chance to thank to all BTK family, especially the BTK academic team and Huawei Turkey R&D team, who have worked closely and contributed a lot to the success of the coding marathon. Bu vesileyle kodlama maratonunun başarısına büyük katkı sağlayan ve yakın işbirliği içinde çalışan başta BTK Akademi ekibi ve Huawei Türkiye Arge ekibi olmak üzere tüm BTK ailesine teşekkür etmek istiyorum. Last but not least, I would like to congratulate all the talents who have successfully passed the challenging stage and reached the final. Son olarak zorlu etapları başarıyla geçerek finale ulaşan tüm yetenekleri tebrik ediyorum. In my opinion, all of our 30 finalists have won. Today, awarding is not an end. Bence buradaki 30 finalistimizin tamamı kazandı. Bugünkü ödül bir son değil. I wish all of you will never stop your strive to overcome all difficulties you will be facing in the future. Gelecekte karşılaşacağınız tüm zorlukların üstesinden gelmek için çabanızdan asla vazgeçmemenizi diliyorum. Looking forward to seeing you bring your talents to make Turkey and the world a better place to live. Thank you. Çok teşekkürler. Türkiye'yi ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için yeteneklerinizi ortaya koymanızı sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Sayın Yongsheng'e çok teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı ve şimdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu hesaplarını gerçekleştirecek. Kendisinin kürsüyü teşriflerini arz ederim.
Kamu ve özel sektörün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, sevgili gençler. BTK Akademi ve Huawei Türkiye İşbirliği ile düzenlenen Yapay Zeka ve Bulut Bilişim Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce çok kısa, az önce sağ olsun Mustafa Başkanımız aktardı. 2018'de bu yolculuk başladı ve sizlerin, yani burayı dolduran bu gençlerin katkısıyla bugünlere geldik. Onun için başta sizlere çok çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Biz bu yola çıktığımızda siz ne yapacaksınız? Bu kadar üniversite var. Bu kadar üniversitede öğrenciler yetişiyor. Siz ne gibi katkı sunacaksınız? Dediler. Ama biz bunun bir katkı sunacağına, sizleri iş hayatına adapte etme noktasında sizlere katma değer sağlayacağına inancımızla, tüm gücümüzle, var gücümüzle çalıştık ve sizlerin ihtiyacı olan, sizlerin ihtiyaç duyduğu, sizlerden bize dönüşü gelen bütün eğitimleri platformumuza eklemek için gece gündüz ekiplerimiz çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Bu geri beslemelerinizi bizlere, bizlerden esirgememenizi, bizleri sürekli geri besleyerek bu ortamın sizlerden sonraki arkadaşlara da daha iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için desteklerinizi esirgememenizi sizlerden istirham ediyorum. Değerli katılımcılar, hızla ilerleyen teknoloji hayatımızın birçok alanını günden güne değiştiriyor. Dijitalleşen yaşam alanları ile birlikte yapay zeka ve bulut bilişim kavramları son yıllarda teknolojinin en hızlı gelişen ve en çok dikkat çeken alanlarından biri haline geldi. Günümüzde dijital dünyadaki hızlı gelişmelere ayak uydurmak ve iş süreçlerine teknolojik çözümleri entegre etmek artık her sektör için bir zorunluluk haline geldi. Bu dijital dönüşüm yolculuğunda doğru teknolojileri seçmek ve sürdürülebilir teknolojik çözümlere yönelmek geleceğimiz için büyük bir öneme sahip. Bulut bilişim ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiler bu dönüşümde kilit bir rol oynuyor. Verilerin depolanması ve işlenmesi, iş süreçlerinin optimize edilmesi ve daha optimize kararlar alınması için bulut bilişim kullanılırken, yapay zeka, otomasyon, tahmin analizi ve müşteri deneyimlerinin geliştirilmesi gibi birçok alanda katkı sunuyor. İşletmeler ve kurumlar bu teknolojileri ancak etkili bir şekilde kullanarak rekabet avantajı sağlıyor ve bu sayede uzun vadede oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar. Kıymetli katılımcılar, yapay zeka çalışmaları günümüzde pek çok farklı alanda büyük bir ivme kazanmış durumda. Akıllı eğitim sistemlerinden otonom sürüş sistemlerine, gerçek zamanlı tercüme sistemlerinden bilgi güvenliğine kadar yapay zekanın etkisi artık her sektörde hissediliyor. Sağlık alanında teşhis ve tedaviye yönelik uygulamalar, hukuk alanında yapay zeka kullanımı, ticaret sektöründe pazarlama stratejilerini geliştiren uygulamalar ve hizmet sektörü için bankalar, sigorta şirketleri ve danışmanlık firmaları gibi alanlarda yapay zeka uygulamaları büyük bir öneme sahip. Burada çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizler hamdolsun gençliğiyle, genç nüfusuyla övünen bir milletiz. Hamdolsun gençliğimiz var. Ve bu gençlerimiz çok farklı alanlarda, tıp olsun, mühendislik olsun, diğer alanlarda olsun, elhamdülillah yetişmiş insan kaynağımız var. Bunun olmadığı ülkeleri de gördük. İşte bunun olmadığı ülkelerde nüfusa belki bir tane doktorun düştüğü ülkeleri gördük.
Onun için o açığı ancak yapay zekayla, yapay zekayı kullanarak aşma gayreti içerisinde olduklarını da gördük. Burada Endüstri 4.0 projeleri kapsamında üretim sektöründe insan, robot, işbirliği ve tahminsel bakım uygulamaları gibi yenilikçi projelerde hız kazanıyor. Bu sayede verimlilik artırılıyor ve iş süreçleri daha verimli bir şekilde yönetiliyor. Bu duruma paralel olarak yapay zeka teknolojilerinin küresel pazardaki payı da hızla artıyor. Goin tarafından açıklanan 2023 yapay zeka raporuna göre 2022 yılında küresel yapay zeka pazarının büyüklüğü 428 milyar dolar olarak değerlendirilirken bu büyüklüğün 2023 yılında 515,21 milyar dolara ve 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Yapay zeka iş dünyası, teknoloji ve toplum için büyük bir dönüşümü başlatacak potansiyele sahip bir kavram. Bu nedenle bu alana yatırım yapmak ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak uluslararası rekabet ortamında oldukça önemli. Uzmanlar 2024 yılına kadar bütün bilişim teknolojileri alanında yapılan harcamaların yarıdan fazlasının dijital dönüşüm ve inovasyona aktarılacağını düşünüyor. Bu da aslında yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarının artacağını gösteriyor. Ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde geçmiş 100 yılda görünenden daha fazla dijital devrim yaşanacağı bekleniyor. Bu denli büyük bir inovasyon alanı ve hızlı teknoloji gelişimi olmasının arkasında muhakkak bulut bilişiminin sağladığı özgürlüğün yeri çok fazla. Değerli katılımcılar, yapay zeka kavramının gelişimi bilişim alanında önemli değişikliklere yol açarken bu değişikliklerden biri de bulut bilişim teknolojisinin yükselen önemi. Akıllı cihazlar günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu cihazların kapasiteleri artan veri ve veri saklama ihtiyaçlarına her zaman yetmiyor. Bulut bilişim, yüksek kapasiteli akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önemli hale geliyor. İnternet tabanlı yapısı sayesinde bulut bilişim her an ve her yerden erişilebilir olma özelliğini sunuyor. Ancak sadece bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bulut bilişim aynı zamanda kapasitesi düşük olan bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya aktarımı, çoklu bağlantılar, kurabilme ve ölçeklenebilirlik ile güncellenebilirlik gibi avantajları da bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler bilgi ve verileri daha etkili bir şekilde yönetme ve işleme yeteneğini artırıyor. Bulut bilişim günümüzün bilişim dünyasında temel bir rol oynuyor ve bu rol her geçen gün daha da büyüyor. Bu teknoloji veri yönetimi ve iş süreçlerini iyileştirme için birçok sektörde vazgeçilmez bir araç haline geliyor. Akıllı cihazlarla birlikte bulut bilişim daha da önemli hale gelerek dijital dünyadaki veri ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı oluyor. Değerli misafirler, yapay zeka bulut bilişim entegrasyonu, yapay zekanın makine öğrenimi yeteneklerini bulut tabanlı bilgi işlem ortamlarıyla birleştirerek sezgisel ve bağlantılı deneyimleri mümkün kılıyor. Örneğin Siri, Amazon Alexa ve Google Home gibi dijital asistanlarla konuşarak, onlara görevler vererek tıpkı bir insanla kurduğumuz iletişim benzeri ilişkiler kuruyoruz. Bu durum günlük yaşam pratiklerimizi daha kolay bir hale getiriyor. Bu tarz yapay zekalar kullanıcıların alışveriş yapmasına, akıllı ev sistemlerini kullanmasına veya sevdiği bir şarkıyı anında dinlemesine olanak sağlıyor ve kesintisiz bir yapay zeka teknolojisiyle bulut tabanlı bilgi işlem kaynaklarını birleştiriyor. Yapay zekanın bulut bilişim ile gelişimine en güzel örneklerden birisi de bulut altyapısıyla hizmet veren ERP programlarındaki kullanımı. Özellikle ERP'lerdeki raporlama özellikleri artık yapay zeka destekli hizmet veriyor. Bu da hem yapay zekanın bulut bilişime değer katmasına hem de bulut bilişimin yapay zekanın gelişimini desteklemesine imkan veriyor.
Kıymetli katılımcılar, yapay zeka ve bulut bilişim birlikte geleceğin teknolojisinin temelini oluşturuyorlar. Bizler de bu noktada bu teknolojilere adapte olmak ve üretimini sağlamak maksadıyla sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizi ve gençlerimizi geleceğin dijital dünyasını hazırlamak hedefiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten de bireyler olarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecekler. Yerli ve milli üretimin değerini ve gücünü kavrayan, bilim ve teknolojiye önem vermekten kaçınmayan bir gençlik, ülkemizi uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dijital çağın gerektirdiği siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka ve blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerde yapacağımız atılımlarla birlikte ülkemizi dijital Türkiye hedefine ulaştırmak için kararlıyız. Bu çalışmaların sonucunda ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, ben sözlerime burada son verirken BTK Akademi'ye, Huawei Türkiye yetkililerine, sektör temsilcilerine, değerli hocalarımıza, konuklarımıza katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Huawei Arge kodlama maratonuna katılan ve ödül alan gençlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Burada gerçekleşen konuşmaların gençlerimizin zihninde yeni ufuklar açmasını, ilham olabilmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurum Başkanımız Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de maraton özel video gösterimimiz olacak. Yarışma süresince neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Kodlama benim için eğer insan hayatını daha kolay hale getirecekse o zaman kodlama benim için bir anlam ifade etmeye başlıyor. Tek kelimeyle efsaneydi. Hiç bu şekilde ağırlanacağımızı düşünmüyorduk. Bu benim hep hayalimdi. Hep yazılımcı olmak istemiştim. Şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu ortam olacağını düşünmemiştim ve bize bunu sağlayan gerçekten Huawei'ye, BTK Akademi'ye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendimi geliştirebileceğim bir maraton ortamı henüz ikinci gün olmasına rağmen. Proje fikir üretmek için yaptığımız seanslar gayet faydalıydı. Bizimle paylaşılan eğitimler gerçekten çok değerli. Çok fazla şey öğrendim, mentorlarımız bizle çok alakalı. Gerçekten beklediğimden çok daha güzel bir ortam. BTK'da oluşumuz, bizimle aynı tutkuyu paylaşan öğrenciler ve aynı alana ilgi duyan insanlarla tanışıp beraber deneyim paylaşması yapmak çok keyifliydi. Projemizden de mutluyuz, başaracağımıza inanıyoruz. Sunum için çok heyecanlıyız, birazdan sunuma gireceğiz. Kendimize oldukça güveniyoruz, kazanacağımıza da inanıyoruz. Heyecanlıyız ama iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz.
Gördüğümüz kadarıyla öğrencilerimiz çok güzel ve eğlenceli bir süreç geçirmiş. Gayet memnun gözüküyorlar. Şimdi bir de en heyecanlı bölüme geldik. Onlara ödüllerini teslim etmeye. Üçüncümüzden başlayarak sırasıyla ödüllerini takdim edeceğiz. İlk öncelikle üçüncülük ödülünü takdim edeceğiz ve bu ödülü vermek üzere Sayın Zhu Yongsheng, Huawei Türkiye Arge Genel Müdürü yeniden sahneye gelecek. Kendisini sahneye davet ediyorum. Ve kendisi şimdi üçüncü olan takımımızın ismini açıklayacak. Among the banners. Şimdi de hediyelerini takdim ediyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sizleri sahnenin diğer tarafında bir süre daha ağırlayacağız ve sıra geldi ikinci olan takımımızı açıklamaya. Onların ödülünü de Haberleşme Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Evren takdim edecek. Buyurunuz efendim. Sayın Evren şimdi ikinci olan takımımızın ismini açıklayacak. Evet. İkinci olan takımımız, onlar da herhalde ilk defa burada öğreniyorlar. Efsane Milan takımı. Alkışlarla. Ben hemen hızlıca biraz birincinin heyecanı da birinci açıklanacak. Onun da heyecanını arttırmak için bir sohbet edelim kısaca. Ne mezunuyuz veya okul devam ediyor? Bilgisayar mühendisliği okuyorum Ankara Üniversitesi'nde. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ankara Üniversitesi bilgisayar mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi. Ankara Üniversitesi bilgisayar mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi. Projeniz neyle ilgiliydi onu kısaca? Online eğitim üzerineydi ama aslında online eğitim üzerine bir sürü uygulama olmasına rağmen online eğitimde sosyalliği konu alıyordu diyebiliriz ana fikir olarak. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah bu ödül de size ileriye yönelik teşvik edici bir unsur olur. Hayatınız boyunca hatırlayacağınız güzel bir anı olarak. Bu vesileyle organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
Evet, bu hediyelerim. Arada hediyelerimizi merak eden arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Huawei'in anlaşılacağı üzere laptopları, notebookları arkadaşlar, arkadaşlarımızın hediyeleri. Sponsorumuz Huawei olunca böyle uluslararası firmaların yarışmalarını gördüğünüz zaman kaçırmayın arkadaşlar. Sağ olsunlar masraftan kaçınmıyorlar. Biz de tabii biraz zorluyoruz onları. Gerek yarışma sırasındaki bonkörlükleri, gerek hediyeler konusundaki bonkörlükler için de teşekkür ediyoruz Huawei Türkiye ekibine. İkinci olan ekibimizi de tebrik ediyoruz. Şimdi heyecan dorukta, sıra geldi birinciyi açıklamaya. Ben sizleri daha fazla heyecanlandırmak istemiyorum. Birinci ekibimizi açıklamak üzere kurum başkanımız Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nu yeniden sahneye davet ediyorum. Altlarınızda. Şimdi Sayın Başkanımız birinciyi açıklayacak. Heyecan var mı? Evet. Birinci takımımız Pickle Rick. Bence birincileri de bir tanıyalım değil mi? Merhabalar, ben Sadık Emre Düzgün. Osim Teknik Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Merhaba, Barkın Sağan. Eskişehir Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben Deniz Özcan. TED Üniversitesi yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Çok kısa sizlerden de projeyi özetleyebilir misiniz? Biz yapay zeka tabanlı hastanelerde teşhisleri otomatize edecek bir cloud mimarisi tasarladık. Evet, tüm katılımcıları tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Birinci olan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Tabii yarışmamıza katılan diğer arkadaşlarımızı da unutmadık. Şimdi birincilerimizin ödülleri verilecek. Onun ardından diğer arkadaşlarımızı da sahneye davet edeceğiz. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Şimdi biz dediğim gibi, demin de söylediğim gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Diğer arkadaşlarımızı da unutmadık. Yarışmaya katılan diğer arkadaşlarımıza da bugünün anısına küçük bir armağan vermek istiyoruz. Ben onları da sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Başkanım, ben aynı zamanda bir jüri üyesi olarak şunu ifade etmek isterim. 10 takımımız vardı. Toplam 30 arkadaşımız yarıştı. Arkadaşlarımızın hepsi birbirinden güzel işler çıkardılar. Biz arkadaşlarımızı seçerken çok zorlandık jüri olarak. Jürideki arkadaşlarım da işte Orhan Başkanım burada. Yine Huawei ekibinden değerli yöneticilerimiz vardı. 4 kişiydik. O yüzden aslında hepiniz bu sürecin buraya kadar gelerek gerçekten de ciddi bir emek harcadınız. Onun için teşekkür ediyoruz. Normalde
Sizlerin bu ufak hediyeleriniz, gerçi neresinden baktığınıza bağlı, çok da ufak sayılmaz, iyi güzel bir saat yani. Bu hediyeleri de Huawei sonradan aslında planladı. Bunun için ayrı bir bütçe ayırdı. Onun için de ben Huawei Türkiye'ye tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkanım, yüksek müsaadelerinizle ben sizleri bir süre daha sahnede ağırlayacağım. Şimdi hocalarımıza da bir plaket takdimimiz olacak. Onun sonrasında da bir aile fotoğrafı çekileceğiz. Ben müsaadelerinizle hocalarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Teknik İşletme Daire Başkanı Sayın Orhan Koca'yı. Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Şeref Sağaroğlu'nu. Yapay Zeka Politikaları Derneği Kurucusu ve Başkanı Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu'nu. Logo Yazılım Software Mimari Dönüşüm Direktörü Sayın Kamil Yıldırgan'ı. Ve son olarak Huawei Türkiye R&D Müdür Yardımcısı Sayın Boran Demircileri sahneye davet ediyorum. Evet, plaketler mi? Şimdi hocalarımıza plaket takdimi olacak. Sayın Kurum Başkanımız Ömer Abdullah Karagözoğlu kendilerine bugünün anısına plaket takdim edecek. Buyurunuz efendim. Şimdi toplu bir aile fotoğrafı çekiliyoruz hep birlikte. Saygıdeğer protokol üyelerimize, Sayın Kurum Başkanımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza şimdi burada kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından programımız panelle devam edecek. Saat 15.20'de sizleri salonumuzda bekliyor olacağız. We'll be right back.
2050-01. The entire population is under sleep. Oxygen levels are normal. We are arriving at the destination.
sahibine bırakıyorum arkadaşlar. Hocalarımızı davet ettik. İşini de kıymetli daire başkanımız, moderatörümüz Orhan Bey'e bırakacağım. Kurumumuzun en genç ve dinamik, yakışıklı daire başkanlarından bugün sağ olsun bizi kırmadı. Moderasyonu o yapacak. Programa da çok değerli katkıları olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda en sevdiğim daire başkanlarımızdan. Orhan Koca'yı sahneye davet ediyorum. Güçlü bir alkış istiyorum sizden arkadaşlar. Evet, başkanım top sizde. Hocalarımızı davet işini artık gerisini size bırakıyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu hocamı davet ediyorum. Buyursunlar. Zafer Küçük Şabanoğlu başkanımız. Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucu başkanı. Kamil Yıldırgan beyefendi, logo yazılım. Yazılım Mimarisi Dönüşüm Direktörü ve Boran Demirciler beyefendi, Huawei Türkiye Arge Merkezi Direktörü Yardımcısı. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, değerli arkadaşlar, kıymetli konuklar, Huawei Arge Maratonu kapsamında yapılan bu toplantıya kurumumuz Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu adına ev sahibi yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan BTK Akademi ve Huawei firmasına da böyle güzel, anlamlı bir program yaptıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün iki önemli konu başlığını çok kıymetli konuklarımızla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Bulut bilişim ve yapay zeka günümüzün herhalde en önemli iki konu başlığını oluşturan teknolojisi en güncel durumda. Ben sözü hocalarıma, kıymetli panelistlerimize vermeden önce kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Malumunuz bu yapay zeka ile alakalı süreci başlattığında bir literatür taraması yaptığımızda bu Alan Turing'in 70'lerdeki işte akıllı düşünen makineler teorisiyle başlatıyorlar. Bu teoriyle birlikte, bu makalenin yazılışıyla birlikte aslında günümüze gelene kadar pek çok filmde, işte uzay yolu savaşları filmlerinde, efendim Interstellar gibi filmde düşünen robotları, makineleri, kendi kendine analiz yapan ve işte insana karar destek mekanizmalarında destek olan bir takım ürünleri hayal olarak çoğunlukla gördük. Ama özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte işte elektronik komponentlerin gelişmesi diyelim buna, daha çok elektronik ekipmanların gelişmesi bize daha CPU'su yüksek, daha efendim transistörlerin özellikle küçülmesi bir takım küçük alanda daha yoğun cihazların kullanılabilirliğini sağladı. Ve dolayısıyla bu süreç de en son geldiğimiz noktada artık Watson gibi bir takım uygulamalar ve nihayetinde günümüze doğru geldiğimizde de işte yapay sinir ağlarının gelişmesi ve en son nihayetinde işte ChatGPT ile gördüğümüz yapay zeka uygulamaları aslında bizi bir dönüşümün eşiğine getirdiğini gözlemliyoruz. Ben dün de işte az önce ödülleri alan arkadaşlarla birlikte olma fırsatı oldum. Onların her biri yaklaşık belki yarım saat 45 dakika kadar değerlendirme değerli hocalarımızla fırsatı bulduk. Gerçekten çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Şunu da bir kez daha görme fırsatı elde ettik. Oradaki tarama şeylerinden bir tanesi, kararlardan bir tanesi yapılan yatırımdı. İşte yaklaşık 8 dolara, 10 dolara, 15 dolara Singapur'daki bir işte bulut üzerinde yapılan bir yapay zeka algoritmasını belki de Türkiye'nin şu an gelecekteki en önemli teknolojik uygulamasının, servisinin bir çekirdeği olacağını müşahede ettik. Yani burada bir konuyu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz belki ülke olarak işte sanayi devrimi gibi bir takım şeylerle alakalı yoğun altyapı, enerji,
proses süreçleri gerektiren süreçlerde belki istediğimiz şeyi yakalayamadık. Ama bu teknolojik dönüşümde gerçekten belki de bir 10 dolarlık Singapur'daki bir sunucu üzerinde bir algoritmayı koşturarak çok önemli bir değer elde etme fırsatımız var. Bunu kaçırmayacağımızı, bu konuya çok fazla daha odaklanmamız gerektiğini, hem bulut bilişimi hem yapay zekanın bize önümüzde çok büyük fırsatlar araladığını görüyorum ve bu konuya ilgi gösteren arkadaşların olmasından dolayı da çok mutluluk duyuyorum gerçekten. Yani bunu özellikle bir mesele şu anda biz hani her diğer bütün teknolojik dönüşümlerde belki de arkadan izleyen bir durumda kaldık maalesef. İşte birileri büyük vendorlar, üreticiler bir şeyleri geliştirdiler. Biz de bunların iyi bir uygulayıcısı olduk ama bu noktada belki bunu terse çevirebiliriz. Sizin gibi genç, yetenekli, öğrenme merakı olan arkadaşlarımızın işin içine girmesiyle teknolojinin de getirdiği bu avantaj da sadece kullanıcı değil, belki burada yani milli teknoloji hamlesi çerçevesinde artık bizim de kendi ürünlerimizin olduğu bir sürece girebiliriz diye umut ediyorum. Fazla sözü uzatmadan çok değerli konuklarımız var burada. Kendilerine sözü vermek istiyorum. Şeref Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Yapay Zeka ve Büyük Veri kitabınız var biliyorum. Bu konuda belki evet. Türkiye'deki en önemli çalışmaları yapan kişilerin başında geliyorsunuz. Kullanım alanları, yapay zeka konusunda sizin yaptığınız çalışmalar, bu konularla alakalı bizlerle tecrübelerinizi, bilgilerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle gençlerimizi kutluyorum. Yapay zekayı konuşuyoruz ama karşımda gerçek zekalar var, ışıl ışıl. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Şimdi tabii ki yapay zeka dediğimizde günümüzde pek çok alanı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Şimdi teknolojinin insan hayatına geçişine baktığımızda yapay zeka bunu en uç uçta kırılımını sağlayan, yani teknolojinin en uç noktaya ulaşması, yani kullanıcıya kadar geçtiği en önemli devrim yapay zeka. Tabii ki uygulama alanı dediğimizde de en uç noktaya eriştiğimizde artık bugün sohbet robotlarıyla pek çok alanda, hemen hemen her alanda uygulanabilecek bir yapıya dönüştü. Biraz Gökhan Evren Gen Müdürüm, ya bir şu ChatGPT'ye bir soru soralım, profesöre hangi sorular sorulur diye böyle bir biraz önce sohbet ederken 10 tane soru hazırladı, güzel sorulardı. Ben de dedim ne sorulmaması gerekir, bir de ona bakar mısınız? 10 tane de soru hazırladı. Şimdi günümüzde artık bu durumdayız. Belki şöyle, bizler neler yapıyoruz? Ben Gazi Yapay Zeka Merkez Müdürlüğü'nü yürütüyorum. Üniversitede de pek çok projeler yapıyoruz, yapay zekalı. Tabii ki ama temeline indiğimizde biz, şimdi yapay zeka bir araç ama veriyi doğru anlamak birinci unsur, veriyi toplamak, veriyi analiz etmek. Tabii bunun için de bilim temel bize yardımcı. Bilimin temel verisinin, temel unsurunun veri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Veriyi analiz ederek değer üretmek temel amaç burada. Şimdi bu çerçevede olaylara baktığımızda da şu anda en üst noktaya kadar bunları kullanacağımız pek çok alan var. Şimdi biz yaptığımız gerçek projelerden birkaç örnek vereyim. Yani bunu başkaları değil, yaptığımız için sizlerle, gençlerimizle paylaşalım ve bu heyecanı arttıralım. Mesela parmak izinden kişinin eşkalini belirlemek. Olay yerinde bulduğunuz bir parmak izinden kişinin eşkalini çıkartabilir misiniz? Evet, bunu çıkartılabiliyor. Bunu biz yapıyoruz. Şimdi bilinmeyenlerden bilinmeyeni bulma diyoruz biz büyük veri analitiğe. Ya siz bir telefon aramasında dolandırıcılığı tespit edip o kısa süre içerisinde dolandırıcılık olduğunu anladığınızda o hattı kapatabilir misiniz? Daha kişiye erişmeden cevap evet. İşte bunu da NETAŞ'ta yapmış olduğumuz bir projede yaptık. Canlı dolandırıcılığı tespit edip gerçek zamanlı olarak, yani bir model geliştiriyoruz. Geliştirmiş olduğumuz bu model network cihazlarına gömülü olarak dağıtılıyor. Ve o örüntüyü veya o paterni tanıdı mı
ne yapıyor? Haberleşmeyi anında kesebiliyorsunuz. İşte yapay zeka teknolojileri bu gibi farklı bakış açıları bize kazandırıyor. Ama geldiğimizde gençler olarak, gençlerin kendisini geliştirebileceği en güzel platform olarak biliniyor. Ama tehditlerini de bilen gençler olmamız gerekiyor. Şimdi karşınızda 150 dil bilen bir, artık adına profesör mü dersiniz, öğretmen mi dersiniz, rehber mi dersiniz, bir arkadaş mı dersiniz? 150 programlama dili bilen bir ne var? Şey var. Evet, ne diyoruz ona? Bir yapay zeka robotu var. Şimdi bu yapay zeka robotuna baktınız mı 150 dil öğrenebilirsiniz. Yani 20'nin üzerinde yabancı dil sohbeti yapabileceğiniz, anında değişim, translation, çeviri yapabileceğiniz bir rehber var. Ama bu rehber arada yalan söylüyor. Biz ona teknik olarak, bilimsel olarak halüsinasyon falan görüyor diyoruz. Yani bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor ama günümüzde gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak bir araç olduğu kesin. Ama bu gençlerimiz, zeki gençlerimizin de yapay zekanın tehditlerini de düşünmesi de gerekiyor. Çok güzel projeler var. Şimdi Jeffrey Hinton, yapay zekanın, ben 30 yıl önce doktoramı yaptığımda bu alanın bir numaralı bilim insanlarından birisi, alana büyük katkı sağlayan bir profesörümüz. Google'dan bildiğiniz gibi 4 ay önce istifa etti ve istifa ederken yapay zekanın tehditlerinden korktuğum için ayrılıyorum dedi. Yani bu bir bilim insanı. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Karşımızda tabii ki büyük bir bilgi ortamı var. Ama bunu doğru kullanmamız gerektiğini de ifade edelim. Kaç kişi ChatGPT gibi bir aracı kullanmıyor? Kullanmıyor. Kullanmıyor dedim değil mi? Doğru anladık. Tamam, pekala. Şimdi 100'ün üzerinde ChatGPT gibi uygulamalar karşımızda ve gerçekten bize çok katkı sağladığına emin olabilirsiniz. Ben bir profesör olarak çok hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Süper. Ama o halüsinasyon gördüğü anları da doğru ayırt etmeniz de gerekiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi bu tür ortamları doğru kullanmak veya yanlış kullanmak gibi size birkaç örnek verip bunu sonuçlandı 10 dakika dediğiniz için evet. Zamanı da geçmeyelim. Şimdi doğru kullanmak dediğimizde prompt engineering'i kaç kişi biliyor içimizde? Evet, güzel. Şimdi prompt, siz doğru soru sorarsanız doğru cevap alabiliyorsunuz. Doğru soru sormak ne demek? Ben kendime bir İngilizce biliyorum ama Almanca da geliştirmek istiyorum. Yazıyorsunuz, diyorsunuz ki Türkçe. Ben Almanca öğrenmek istiyorum. Almanca öğrenmek istediğimde bir, ben bir başlangıç seviyesinde öğrenciyim. Bana 10 haftalık bir program hazırla. Bu 10 haftalık programda her bir öykü, hikaye geliştir. Geliştirmiş olduğun hikayede 10'ar soru hazırla. Beni test et. 5 şıklı olsun. Doğru şıkkını açıkla. Gerekçesini ver. Bu programı da haftalık takip edeyim diye. Sordunuz mu size karşınıza gelen o hikayenin detaylarını öğrenebilirsiniz. Yeni teknoloji geliştiriyorsunuz. Bakın bugün yarışmalarda pek çok güzel proje vardı. Kod yarışmalarında kendinizi geliştirmeniz için altlık oluşturabiliyor. Ama burada diğer ikinci kısımda konuşacağımız soruların cevaplarını şimdiden vermeyelim ama karşımızda böyle bir kişinin kendini geliştirmesine yardımcı olabilecek bir araç geldi. Onun için devrim diyoruz. Yani fırsat eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan bir araç olarak gören var. Ama tehdit olup İtalya gibi, İran gibi, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da pek çok okul, pek çok eyalet, pek çok devlet bunu yasakladığını da ifade edelim. Yani böyle bir aracı kullanıyoruz, çok doğru. Risklerini de, tehditlerini de düşünmemiz gerekiyor. Bakın, şimdi tokenların kelime olduğunu ve bu kelime arası ilişkinin olasılık teorisine göre yerleşimiyle oluştuğunu bildiğinizi düşünüyorum. Ama
yeni nesil yapay zekalar ne yapıyor biliyor musunuz? O bilgi alanını giriyor, öğreniyor ve yok ediyor. Yani kişiyi kandırabilir. Adversarial Neural Network gibi derin öğrenme algoritmaları var. Bakın veri aynı veri. Aynı veriyi veriyorsunuz, %100 Şeref Sağıroğlu diyor, yüzünü tanıyor mesela. Aynı veriyi veriyorsunuz, %2 Şeref Sağıroğlu diyebiliyor. Veri aynı ama istatistiksel olarak oynadınız mı yapay zekayı yanıltabiliyorsunuz. Şimdi siz bu tür yaklaşımların da karşımızda olduğunu, bu tehditlerin de karşımızda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Riskler düşündüğümüzün çok ötesinde. Riskler hayalimizin gittiği noktaya kadar gidiyor. Riskler artıyor. Yani gerçek zekayı kullanma, onu geliştirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Dolayısıyla kullanım alanına baktığınızda da eğitimden endüstriyel uygulamalara, işte hazırlayacağınız ödevlerden burada raporlara, tezlere kadar, yani ben nasıl kullanıyorum derseniz, sınav kağıtları bile okutuyorum, bakıyorum anlayabiliyor mu diye. Evet, yapıyor. Öğrencinin elle yazdığı sınav kağıdını değerlendiren bir sisteme dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamı da lütfen düşünelim derim. Dolayısıyla burada sizlerin ışıl ışıl gençler olarak bundan sonraki süreçte bu teknolojileri kullanırken, tabii kullanmanız gerektiğini düşünüyorum ama dikkatli olmanızı da öneriyorum diyelim. Burada noktayı koyayım. Teşekkür yoksa hocam. Diğer konuşmacıların zamandan çalmayalım. Zaman. Siz konuşurken aklıma belki arkadaşlar da çok benim sevdiğim bir filmdir. Interstellar. Orada işte pilot bir yardımcısı var. Tars diye onunla konuşuyordu. Şey diyor, sana soru soracağım. Doğruluk ayarı yapıyor. İşte 9 getirirse net doğruları söylüyor. 3'e 4'e getirirse onun istediği cevapları veriyor. Dolayısıyla burada aslında gerçekler mi yoksa manipüle edilmiş bilgiler mi yapay zekadan çıkacak olur. O da kontrol edilecek. Bir de belki bu konunun etik, ahlak konusu. Ahlakı, etiği işte ne diye ifade edebilirsek yapay zeka öğrenir mi? Bunlar da dediğiniz gibi önemli tehditler. Ben Zafer Hocama dönmek istiyorum. Aslında konuyla da çok ilgili. Sizler bu konuda bir dernek de kurdunuz. Yapay Zeka Politikaları Derneği. Önce buradan başlamak istiyorum Sayın Başkanım. Neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı duydunuz? İkinci olarak da tabii sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de benzer politikaları inceliyorsunuz siz. Kıyasladığımızda ne görüyorsunuz? Bu konuda Türkiye'de neler yapılıyor ya da neler yapılması lazım? Buyurun. Çok teşekkürler. Öncelikle BTK'ya ve Huawei'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün ev sahipliğini hissettik ve büyük bir heyecanla geldik. Ben sizlerden BTK'ya ve Huawei'ye bir alkış rica ediyorum. Büyük bir iş yapılmış. Umarım bu iş devam eder. Tabii kazanan ve dereceye giren, yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımıza da cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ilk periyot 10 dakika, hızlıca Yapay Zeka Politikaları Derneği'nden bahsederek dünya neler yapıyor, sonra Türkiye bu işin neresinde sizlere bilgi vermek isterim. Şimdi günümüzde bizim gözlemlediğimiz özellikle son 10 yıldır toplum ikiye bölünmüş durumda. Bu aslında bütün dünyada böyle. Teknolojik gelişmelerden korkan ve kaygı duyan bir grup var. Aman Allah'ım, yapay zeka, ChatGPT, ne oluyoruz? Dünya başka yere mi gidiyor? Deyip, acaba ne yapacağım? Diye korkan ve kaygı duyan bir grup. Tam karşısında da, evet dünya değişiyor. Biz bu değişimin neresindeyiz? Korkmak ve kaygı duymak hiçbir kar getirmez. Heyecan ve merak duyalım ve teknolojinin getirdiği faydalardan yararlanalım diyen bir grup var. Bir de tam ortasında olan, belki de benim de 5-6 yıl önce olduğum grup var. Ne korku ve kaygı tarafında, ne heyecan ve merak tarafında olanlar. Bizler de ekip olarak
arkadaşlarımızla beraber ortasında olmanın da bir faydasının olmadığını görerek heyecan ve merak tarafında olalım dedik ve Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni kurduk. Belki biliyorsunuzdur, Türkiye tüm dünyaya göre dernekleşme konusunda çok başarılı. Biz hemen bir araya gelip dernekler kurabiliyoruz. Biz yaklaşık 4 yıl önce bunun temellerini attık ve 3 yıl önce derneğimizi resmileştirdik. Bir yıl boyunca Türkiye yapay zekaya ilgi duyuyor mu? Dünya nereye gidiyor? Dernek kurarsak hedef kitlemiz ne olmalı? Logomuz ne olmalı? İsmimiz ne olmalı diye ön bir hazırlık yaparak kurduk ve çok şükür ki Türkiye'nin bu anlamda lokomotifi olmakla beraber Avrupa'da sayılı derneklerden bir tanesi olduk. Biz yapay zeka demek veri demek biliyorsunuz ve Türkiye'de bir araştırma yaptık 12 ilde. Biliyorsunuz veri planlama. İlk başta Türkiye'nin portresini çizmemiz lazım ki ona göre derneğin faaliyetlerini belirlememiz lazım. Gördük ki toplum yapay zekaya büyük bir ilgi duyuyor. Ama bilgisi yok. İşletmelere yaptık. İşletmelerimiz her gün televizyonlarda, gazetelerde yapay zekayı görüyor, okumaya başlıyor. Çünkü Türkiye gerçekten son yıllarda yapay zekada adımlar atmaya başladı. Ama ne yapacağını bilmiyor. Eğitimle ilgili araştırma yaptık. Öğretmenlerimiz, keşke herkes Şeref Hocam gibi olsa, hocalarımızın çoğu yapay zekadan korkmuş ve kaygı duymuş durumda. Ve o yüzden bu araştırmalara göre derneğimizin planlamasını yaptık ve 3 amaç belirledik. Birincisi, yapay zeka konusunda toplumun bilgi birikimini arttıracağız. İlgi duyuyoruz ama ilgiyi bilgiye çevirmemiz gerekiyor. İkincisi, farkındalık yaratacağız. Üçüncüsü, dikkat çekeceğiz. İsmimizde politikaları yazıyor ama bunları yapmadığımız takdirde faz 2'ye geçemiyoruz. Yani politika üretmeye geçemiyoruz. Çünkü toplumun bu konuda maalesef bir korkusu ve kaygısı var ve bilgi eksikliği olduğunu da görüyoruz. Ve hedef kitlemizi de yapay zeka konusunda uzmanlaşan ve yapay zeka konusunda hiç bilgisi olmayıp ama ben artık hayatıma yapay zekayı almak istiyorum diyenleri aldık ve bunu çok şükür başardık. 11 kişiyle başladık. Şu an 210 kişiyiz. 67 tane Tomorrow Meetings yaptık. Yapay zekanın spor, dış politika, tarım, enerji. Her 15 günde bir toplantı yapıyoruz. Tomorrow Talks da Spotify'ı kullanıyoruz. 6 tane araştırmamız var. Şeref Hocam'ın akademik yayınları kadar olmasa da 2 tane kitabımız var ve Türkiye'nin en büyük yapay zeka zirvesini yaptık. AI Tomorrow Summit. 19 Temmuz'da Londra'da temsilciliğimizi açtık ve Londra'da summit'i yaptık. Önümüzdeki ay Kıbrıs'ta, ondan sonraki ay Prag'da, daha sonra Washington'da Türkiye'nin potansiyelini göstermek için gayret gösteriyoruz. Amerika CES'te de biz vardık, Dubai JITEX'te de vardık, London Tech Week'te de vardık ve Portekiz'de de olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi dünyaya baktığımız zaman, dünyanın gündeminde arkadaşlar yapay zeka var. Yapay zeka ile niye uğraşıyoruz, niye dünyanın gündeminde bu var diyorum. Ben hep şu örneği veririm. Aramızda teknik kişiler çok daha iyi bilir. MIT'de bilgisayar bilimi uzmanı Edith Fredkin var. Yıllar önce çok güzel bir söz söylemiş. Tarihte 3 büyük olay vardır. 1- Evrenin oluşması, 2 yaşamın başlaması, 3 yapay zekanın ortaya çıkmasıdır diyor. Yani yapay zekanın ortaya çıkmasını bu kadar önemli olduğunu söylüyor. İşte biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6-7 yıl önce yapay zekaya hakim olan dünyaya hakim olur dedi. Şeref Hocam çok güzel bahsetti. Yapay zekanın iyi tarafı da var ama riskleri de var diye. Evet, Hawkins diyor ki, güçlü bir yapay zekanın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Yapay zeka insanlığın ya en büyük icadı ya da sonu olacaktır. Hangisinin olacağını bilmiyoruz diyor. Gerçekten de iyi tarafları olduğu kadar riskleri de var. Peki ülkeler neler yapıyor? Ben Amerika ve
Birleşik Krallık'a odaklanmış durumdayım. Amerika ile ilgili de makalem var. Yeni çıkan kitabımızda da Birleşik Krallık'ın politikalarını inceledim. Amerika'nın tamamen üç gündeminden bir tanesi yapay zeka diyebiliriz. Baktığınız zaman Obama döneminde başlayan bir artış var. Trump geldiği zaman Obama'nın dönemdekiler yapılmış, ben bunu tamamen iptal edeyim, yenisini yapayım demiyor, genişletiyor stratejisini. Ve Biden da geldiği zaman üstüne koyarak gidiyor. Çünkü devletler artık yapay zekayı devlet politikası haline getirmiş durumda. Olmazsa olmaz haline getirmiş durumda. En son size haberi söyleyeyim. Amerika 7 tane daha yapay zeka enstitüsü kurmaya karar verdi ve 25'e çıkartıyor. Bununla ilgili 140 milyon dolarlık bir fon ayırıyor. Ülkelerin politikalarını konuşuyoruz. Dünyanın nasıl gündeminde olduğunu ben size 5 örnekle söyleyeyim. Biliyorsunuz G7 zirvesi var. Dünyanın en güçlü 7 ülkesinin bir araya geldiği. Bir araya geldiler 4-5 ay önce. Ve toplantının ana konusu arkadaşlar yapay zekaydı. Hiroshima AI diye bir atak başlattılar. Hindistan'a bakıyorsunuz. Hindistan biliyorsunuz artık nüfus olarak da çok önde. Amerika'yı ziyaret ediyor ve tek gündem konusu yapay zeka. Elon Musk'ı biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı da görüşme yaptılar. Öncesinde Fransa Başbakanı Macron ve İtalya Başkanı Meloni ile de görüştüler. Gündem yapay zeka. Çin zaten her gün, her dakika yapay zeka ile ilgili politikalar açıklıyor, patentler açıklıyor. Yani dünyanın gündeminde yapay zeka var. Birleşik Krallığa bakalım. Özellikle burada girişimci arkadaşlarımız da var. Birleşik Krallığı özellikle takip etmelerini rica ediyorum. Birleşik Krallık sessiz ve derinden gidiyor ve hep beraber göreceğiz. Çok ön plana çıkacak. Hatta bazı konularda birçok ülkeyi de geçeceğini, buradan kayıt altına alındığını biliyorum. Şimdiden söylemiş olayım. Birleşik Krallığın belki de ana gündemlerinden bir tanesi yapay zeka değil, ana gündemi yapay zeka. Evet. Başbakan Rishi Sunak bunları çok iyi yapıyor ve şöyle bir şeması var, ondan bahsedeyim. Bilim, Teknoloji, Sanayi Bakanlığı var. Altında Araştırma ve İnovasyon Kurulu var. Onun altında Veri Etiği ve İnovasyon Merkezi var. Yapay Zeka Konseyi var ve Birleşik Krallık. Böyle kurumlar kuruyoruz ama yapay zekaya ayrı bir parantez açmamız lazım diye yapay zeka ofisini kuruyor arkadaşlar. Ve hepsi buradan yönetiliyor. Ve geçtiğimiz 2 ay önce de, ben de 3 ay Londra'daydım yapay zeka çalışmaları için, yapay zeka temel görev gücü kuruyorlar ve Ian Haggard diye bir beyefendiye siz politikalar üretin, devlet bunu uygulasın diye yetki veriyorlar. Evet, Birleşik Krallık'ta şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Baştan moderatörümüz de bahsetti. Alan Turing biliyorsunuz yapay zekayı ilk ortaya atan, John McCarthy de var. 50 pound'un arkasına Alan Turing'i koydular. Ve bütün açıklamalarında yapay zekanın isim babası biziz, bu işin lokomotifi biz olacağız diyorlar. Yani dünya yeni kurumlar kuruyor, kurmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, Singapur ve Finlandiya. Peki Türkiye ne yapıyor? Son bir dakikada onu özetleyeyim. Belki ikinci turda Türkiye'ye biraz daha gireriz. Evet. İsterseniz ikinci turda girelim. Türkiye'de gerçekten güzel adımlar atıyor. Yeterli mi? Yeterli olup olmadığını ikinci turda ben bahsetmek isterim. Tamam. Çok teşekkürler. İnşallah. Yani konunun ne kadar önemli olduğu ve bütün dünyanın da aslında ana gündem maddesi olduğunu biliyoruz. Bu konuda ülkemizde de yapılacak çok şey var. El birliğiyle inşallah bunları geliştireceğiz. Tabii konumuzun iki önemli başlığı vardır. İki konumuzda yapay zekayı konuştuk. Şimdi ben Kamil Bey'le biraz bulut bilişim tarafını kendilerine sormak istiyorum. Bulut bilişim uygulamalarını siz logo yazılım direktörüsünüz aynı zamanda. Bulut bilişimi ile alakalı geliştirdiğiniz alanları nerede kullanıyorsunuz? Bulut bilişim üzerinde yaptığınız geliştirmelerin ne gibi avantajları var? Bunlarla alakalı bilgi verirseniz memnun oluruz. Buyurun Kamil Bey. Tabii ki. Ben de öncelikle hem BTK'ya hem de Huawei'ye böyle güzel bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Bir de ödül alsın almasın maratona katılan tüm katılımcıları tekrar tebrik ediyorum. Bulut bilişim konusunda aslında logoda ciddi bir dönüşüm var. Hatta benim logoya katılma sebeplerinden biri de bu dönüşümün bir parçası olmak. Bildiğiniz üzere logo, müşteri ortamlarında, sunucularında çalışan kurumsal iş yazılımları üreten bir firma.
Biz bu bütün kurumsal iş yazılımlarını bulut uyumlu veya tamamen bulut tabanlı uygulamalar haline getirmeye çalışıyoruz. Bulutun önemi, özellikle de yapay zeka konuşurken buna da değinmek lazım. Yapay zekanın mevcutta bu kadar ileriye gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de aslında bulut bilişim. Çünkü yapay zekanın gelişiminde verinin önemi büyük ve bu veriyi toplamakta da temelde bulut bilişim önemli rol oynadı. Logo bünyesinde geliştirdiğimiz bir PaaS adını verdiğimiz platform as a service diye geçiyor. Bu platformu kullanarak bulut uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Bulut bilişim en önemli faydalarından bir tanesi, kendi veri merkezlerinizi kullanmak zorunda kalmadan hem maliyet hem de hız anlamında çok daha etkin bir şekilde bilişim kaynaklarına erişebiliyor olmanız. Biz şu an iki tane bulut ürünü zaten piyasaya çıkarmış durumdayız. Buna ek olarak da yeni ürünlerin, var olan ürünlerin bulut üzerine taşınması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aslında bulut bilişimden bahsederken bulut bilişim ne olduğuna dair gerçekten kafada farklı algılar oluşabiliyor. Belki onu da tanımlamak önemli. Bulut bilişim aslında bir işletme, bir hizmet modeli. Siz bu modelde sahip olduğunuz bilişim kaynaklarını, ki bu bilişim kaynaklarının başında işlem gücü, veri depolama, yük dengeleme ya da ağ kaynakları, güvenlik altyapısı gibi kaynaklar geliyor. Bu kaynakları ve bu kaynakları kullanarak geliştirdiğiniz her türlü servis ve hizmeti internet üzerinden uzak veri merkezleri aracılığıyla dünyaya açıyorsunuz. Firmalarda, kişilerde kendi veri merkezlerini kurmak zorunda kalmadan doğrudan sunulan bu hizmetlerden faydalanıp kendi uygulamalarını ve servislerini geliştirebiliyor. Bulut bilişim 3 farklı seviyede kullanabiliyorsunuz ki biz logoda bu 3 farklı seviyede de uygulamalar geliştiriyoruz. Birincisi bulut bilişimde herhangi bir servis sağlayıcının altyapısını kiralayıp kendi sistemlerinizi, uygulama ve hizmetlerinizi bunun üstüne kurgulayıp bütün ağ yönetimini kendiniz yapıp son kullanıcıya veya kurum içi kullanıcılarınıza hizmet verebiliyorsunuz. İkinci seviyede aslında bulutu bir platform olarak kullanıp servis sağlayıcının size sunmuş olduğu geliştirme araçlarını veya katma değerli servisleri kullanarak da gelişme yapıyorsunuz. Tabii herkesin bir de kullandığı tamamen bulut tabanlı geliştirilen yazılım, servis ve katma değerli hizmetleri de doğrudan bulut üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunlar en güzel örnek aslında bulut üzerine çalışan e-posta servisleri ya da yapay zeka çok konuşuluyor, ChatGPT gibi servisler örnek verilebilir. Bulut bilişimin faydaları dediğim gibi temelde hem maliyet hem de hız anlamında bize katkı sağlıyor olması. Büyük firmalar, Logo gibi ya da Huawei gibi firmalar kendi veri merkezlerini oluşturabilecek güçteler. Fakat özellikle girişim veya küçük ölçekli firmaların ya da öğrenci arkadaşların, az önce hocamız söyledi, 10 dolarlık bir Singapur Cloud kullanımıyla gerçekten Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek bir geliştirme yaptıklarını söyledi. Bu çok değerli. Aslında bulut bilişimin bize sağladığı kiralama modeliyle çalıştığı için çok ciddi ilk yatırım maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan çözümler üretebiliyor olmanız, bu da hem girişimlerin hem küçük ölçekli firmaların büyük firmalarla mücadele edebilir hale gelmesini sağlıyor. Dediğim gibi biz Logo'da bulutun her aşamasında yer almaya çalışıyoruz. Logo olarak iş ortaklarımızla güçlü olan bir firmayız ve iş ortaklarımızın da uygulama geliştirebileceği, var olan uygulamaları genişletebileceği ve özelleştirebileceği bir ekosistem hazırlamaya çalışıyoruz. Orta uzun vade planlarımızdan bir tanesi de belki de üçüncü parti kullanıcıların bu logo bulut altyapısını kullanarak ürün geliştirmesine olanak tanımak olacak. Buna ek olarak yine logo bünyesinde low-code dediğimiz bulut tabanlı çalışan bir platform var ediyoruz. Low-code çok az kod yazarak ya da hiç kod yazmadan uygulama geliştirme anlamına geliyor. Bu da yine Logo tarafından geliştirilen bulut platformunu kullanarak ortaya koyduğumuz bir çözüm diyeyim. Sözü size bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle, yani en önemli
ben aklımda kalan şu oldu anlattıklarınızda, aslında biz yapay zeka diyoruz ama bunun servise verilmesi ya da kolay kullanılması için her yerden her zaman ulaşabilme imkanı belki temel bir şey konu. Bu da bulut bilişimle oluşacak. Dolayısıyla birbirini tamamlayan teknolojiler olarak görüyoruz. Boran Bey, Huawei'in Türkiye'de bir bulut sistemi var ve devreye aldı. Bunu biliyoruz. Bu konuda da aslında ben tebrik etmek istiyorum. Yani bu bizim politikalarımız gereği aslında verilerimizin Türkiye'de barındırılması noktasında bir hassasiyetimiz var doğal olarak. Çünkü hep veriden, datanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Ve Huawei bu konuda Türkiye'de böyle bir ortam kurulmasını yönelik bir çalışma yaptı. Ve büyük bir Ar-Ge ekibiniz var gene Türkiye'de konumlandırılmış. Burada bu servisi Türkiye'de vermekteki temel amacınız neydi? Bu bilişimin geliştirmesinde Ar-Ge ekibinizin yaptığı çalışmalardan veya buradaki hem akademisyen hem çok değerli öğrenci arkadaşlarımızın kullanabileceği hizmetler, servisler var mı? Bilgilendirebilirseniz çok memnun oluruz. Buyurun. Tabii ki, memnuniyetle. Öncelikle ben de bu kodlama maratonu sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isterim. Tüm katılımcılara, kazananları da tebrik ederim. İnşallah yine Huawei ve BTK işbirliğinde bu güzel organizasyonun dördüncüsünü, beşincisini hep birlikte yaparız diyorum. Huawei aslında denince ilk akla bir telekom altyapısı şirketi geliyor ilk kurulumunda. Bu alana yoğunlaşmış bir şirket. Fakat yıllar içerisinde yine uçtan uca büyük ICT çözümleri sağlayan büyük global bir şirket haline geldi. Ve bu dönüşüm içerisinde de aslında bulutun çok büyük bir önemi var. Ve şirket son yıllarda bulut alanında çok büyük yatırımlar yapıyor. Şu anda en son Gartner raporlarına da baktığımız zaman, yani özellikle bulut altyapısı, yani bu infrastructure tarafına baktığımızda şu anda dünyada da ilk 5'e girmiş durumda ve daha da yukarısını hedefliyor. Tabii bu yatırımlar yapılırken Huawei tabii sadece Çin içerisinde değil, tüm globalde bu yatırımları yapıyor. Şu anda Huawei'in dünyanın çeşitli yerlerinde 30'dan fazla veri merkezi mevcut. Ve Huawei'nin Çin dışarısındaki ilk veri merkezlerinden biri de Türkiye'de kuruldu. Tabii neden Türkiye dersek, Huawei Türkiye adımını ilk önce 2002 yılında attı. Ve her zaman tabii ki genç nüfusuyla, büyük potansiyeliyle ve Avrupa ile Orta Asya arasındaki önemli stratejik pozisyonu sebebiyle yani Huawei için her zaman en önemli ülkelerden biri olmuştur. Ve bununla birlikte de Huawei'nin hedefi dediğiniz gibi Türkiye'de de bu altyapıyı getirmek oldu. Tabii ki iki tane büyük motivasyonumuz var burada. Birincisi yasal uyumluluk. Tabii bu bulut merkezini, veri merkezini buraya getirerekten KVKK ve BDTK'nın getirdiği yükümlülükleri karşılıyoruz. Ve bununla birlikte de kurumsal alana daha hızlı, daha güçlü bir giriş yapma fırsatı elde ediyoruz. Bir diğer hedefimiz de tabii başta Türkiye olmak üzere Türkiye ve çevre ülkelere en iyi, en güzel, en hızlı bulut servislerini sağlamak. Şimdi diğer büyük bulut sağlayıcılarına baktığımızda onların veri merkezleri Avrupa'da olduğu için mesela bir 50-60 milisaniyelik bir gecikme söz konusu servislerde. Fakat biz bu veri merkezini Türkiye'de kurduğumuz zaman biz bunu 5 ile 20 milisaniye arasına çekebiliyoruz. Yani buradaki servis kalitesinde de ciddi bir artış oluyor. Bunlar bizim iki en büyük motivasyonumuz. Bu yıl lansmanını yaptık. Huawei'nin dünyada yani 200'den fazla bulut servisi mevcut. Bunun 100'e yakını şu anda Türkiye'ye getirdik ve bu sayı her sene artarak devam edecek. Şimdi Ar-Ge tarafına geçecek olursak, Türkiye tarafında, biz aslında 2020 yılından itibaren Ar-Ge merkezimizde Huawei'nin bulut platformu üzerine çalışmalar yapıyoruz, yazılımlar yapıyoruz. Ama özellikle Türkiye'de bulut iş biriminin kurulması ve yine de bu veri merkezimizin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte buna paralel olarak Ar-Ge merkezimizdeki bulut departmanını da hızlıca büyüttük. Şu anda baktığımızda 200'e yakın Ar-Ge mühendisiyle bir taraftan Huawei bulut platformu üzerine servis geliştirmesi yapıyoruz. Diğer taraftan da hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerdeki iş ortaklarımızın Huawei bulut platformuna geçişlerine destek oluyoruz. Bunları yaparken tabii ki bayağı bir
bilgi birikimi de oluşuyor. Biz de yaptıkça öğreniyoruz açıkçası. Ve bu bilgi birikimini de yine bu bulut alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerle ülkemizde paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve bu alandaki bilgi birikimini ve talent pool dediğimiz o havuzu geliştirmek için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani birkaç örnek verecek olursam, biraz önce Arge direktörümüzle bahsettim. Türkiye genelinde çeşitli okullarda 30'dan fazla Huawei Student Developer dediğimiz yapılar mevcut. Bunlar üzerinden teknik eğitimler veriyoruz. Bir taraftan Medium gibi portallerde yine teknik yayınlar yapıyoruz, artikıllar yayınlıyoruz. Yine iş merkezimizde eğitimler, workshoplar yapıyoruz ki en sonuncusuna geçtiğimiz ay 100'den fazla katılım oldu. Bununla birlikte üniversitelerde yine seçmeli dersler veriyoruz. 14 haftalık seçmeli dersler veriyoruz ki bu yeni başlayan en son güz döneminde iki okulumuzda bulut bilişim dersini yine başlatmış olduk. Bu dersler vasıtasıyla da yine öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Son kısım sanırım şeyle ilgili. O tarafta da evet, dediğiniz gibi o bahsettiğiniz kullanım fırsatlarını sağlıyoruz. Bu Huawei bulut platformuna girdiğiniz zaman orada kaydolduğunuz zaman size bir voucher tanımlanabiliyor. Ve bu voucher kullanarak da gerçek bulut servislerine ulaşabiliyorsunuz. Bunların detayları bizim Huawei'nin Medium sayfasında ve değişik platformlarda mevcut. Dediğim gibi çok kolay bir süreç. Yani giriyorsunuz, register oluyorsunuz ve size belli bir miktarda, belli bir süreliğine bazı haklar tanınıyor. Ve onları kullanarak da Huawei Bulut platformunda geliştirme yapabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Hocam şöyle bir değişiklik yapmayı uygun bulursanız, aslında arkadaşlarla biraz daha interaktif olsun. Belki sormak istedikleri sorular vardır. Son oturumu çok kısa, ikişer dakika tutalım. Sizin bir özet, özellikle hocam yapay zeka konusundaki öğrencilere kendilerini geliştirmeleri noktasında bir akademisyen olarak ne önerirsinizi sorayım. Bunu biraz kısa tutarak iki dakikada toparlayalım. Benzer soruyu aslında bütün arkadaşlarımıza, konuklarımıza soracağız. Sonrasında da arkadaşlar, sizlerin konuklarımıza soruları varsa mikrofonu da ayarlayabilirsek rejideki arkadaşlar. Böyle biraz daha interaktifliği artıralım. Belki gün boyu çok yoruldunuz, biraz sonuna da geldik. Heyecan katarız. Buyurun hocam. Şimdi bu gençlerimizin hepsi ışıl ışıl aslında kodlama tekniğiyle yapay zekaya bir giriş yaptıkları çok net. Ama bu alandaki bilgilerini geliştirecek birincisi doğru kaynaklara erişim. Şöyle bir fırsat var önümüzde. Yapay zeka konusunda açık kaynak dünyada en fazla sunulan ortam. Dolayısıyla bu ortamları doğru ortamlardan giderek seçmeleri. Birincisi o. İkincisi kaynakları akademik ortamlarla ilişkilendirmeleri. Üçüncüsü yapay zeka ortamları çok önemli ortamlar olmasına rağmen fake veya kandırıcı pek çok unsur da içerebilen ortamlar, tehdit içeren ortamlar, risk içeren ortamlar. Bu ortamlardaki uygulamalara bakarken, orada kod geliştirirken, orada uygulama geliştirirken dikkatlerini bir değil beş kez daha fazlalaştırmaları gerekiyor diye ben kısaca özettiğim soru cevapları evet, hocam. Alalım. Bora Bey buyurun, Zafer çok Bey. Çok teşekkürler. İki dakikaya tabii sığdırmak çok zor ama hemen özetleyeyim. Sevgili arkadaşlar, dünya bir sayfa değiştiriyor. Merak ve heyecan duymamız lazım. Ve bu sayfada üç tane kritik konu var. Bir yapay zeka, iki uzay, üç iklim. Bu üç konuya eğilmemiz lazım. Özellikle yapay zekaya. Ve niye yapay zekaya eğilmemiz lazım? Çünkü 2030 yılına kadar yapay zeka 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. Yapay zeka 85 milyon istihdam kaybına yol açacak ama 97 milyon yeni istihdam yaratacak. Biz kaybolacaklara değil, var olacaklara bakmamız lazım. Yapay zeka her alanı dönüştürecek, dönüştürmeye başladı bile. Ve yapay zeka ekonomik kalkınmanın itici gücü olacak. Eğer Türkiye bir gün ilk 10 ekonomiye girerse, biz buna inanıyoruz, bu teknoloji girişimciliğiyle olacak. Aynı zamanda bu toprakların da değişim ve dönüşümlere uzak olmadığını, teknolojiye uzak olmadığını bilmemiz lazım. Biliyorsunuz 1136 yılında sibernetiğin kurucusu bu topraklardan çıktı, Şırnak Cizre'de. Cizre. Aynı zamanda cebimizde taşıdığımız 10 TL'nin arkasındaki Cahit Arf, TÜBİTAK'ın kurucusu ve yapay zekanın ilk çıktığı yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir Anadolu kentinde
yapay zeka ile ilgili konferans verdiğini unutmayalım. Yine Ay'a ilk giriş yapan Apollo 11'in teknik ekibinde yetkili olarak çalışan ve NASA'da ilk çalışan kadın Türk bilim insanı Profesör Doktor Dilhan Eryurt'un bu topraklardan yetiştiğini unutmayalım. Tabii bunları bilmemiz, unutmamamız yetmez. Artık harekete geçmemiz lazım. Zaten BTK, Huawei, özel sektör, akademik dünya ve sizler harekete geçmişsiniz. Umarım hep beraber Türkiye'nin potansiyelini tüm dünyaya göstereceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Kamil Bey. Hocalarımız zaten yapay zekanın önemini anlattılar. Ben de bu yapay zekayı veri sağlamak için nesneleri, interneti veya bulut bilişim gibi alanlarda da gençlerimizin, arkadaşlarımızın kendini geliştirmesini tavsiye ediyorum. Çok farklı mimariler, farklı teknikler ve farklı bir disiplin olduğu için gerçekten hani eğitim şart dediğimiz bu konularda gerek sınıf eğitimleri, gerek BTK gibi online sistemlerden eğitim alarak kendinizi geliştirebilirsiniz ya da Huawei gibi firmaların ücretsiz üyelikleriyle bunu pratik haline getirip deneyerek artık profesyonel anlamda geliştirme yapabilecek seviyeye gelebilirsiniz diye sözü bırakayım. Boran Bey buyurun. Siz her şeyi hemen üzerinden geçtiniz. Aynen zaten AI olsun, bulut olsun hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası ve ilerisi günlerde daha da fazla yer alacağı çok net bu durumda. Benim de tavsiyem yani ilk başta yani belli başlı bir bilgisayar ve yazılım temeli edinmek. Ya bu foundation, bu altyapı ne kadar güçlüyse sizin için o kadar iyi. Artık çok fazla bilgi kaynağı var. Yani ben üniversitede okurken ya bir bilgiye erinmek için yani bir kütüphanelerin katlarında kaybolurduk ama şu anda her şey parmağınızın ucunda aslında. Fakat neyi nasıl, ne sırada yapacağınız biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yani onunla ilgili bir netlik oluşturduktan sonra konuştuğumuz kaynaklar üzerinden gerek bulut gerek AI tarafında gerekli bilgiler edinebilir. Takip edilebilecek çok şey var. Bunları öğrendikten sonra da tabii ki o hands-on practice dediğimiz çok önemli bir şey. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi zaten bunu yapabilecek platformlar var. Eğer yapabiliyorsanız, mesela birçok açık kaynak platformu var. Eğer bunlara gönüllü olarak destek verebiliyorsanız, kendinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Bir noktadan sonra belki kendinizi sınamanız için bir sertifika almayı düşünebilirsiniz. Yani bununla ilgili yani Huawei olsun, diğer büyük bulut sağlayıcıların olsun sertifika programları var. Onu yapabilirsiniz ve her zaman en önemlisi tabii güncel olmak. Yani bunları bir tur yaptım, oldu, bitti olmaz hiçbir zaman. Yani her zaman araştırmaya devam etmek, öğrenmeye devam etmek, teknik gelişmeleri takip etmek çok önemli diye tamamlayayım ben de. Çok teşekkür ederiz. Ben de özellikle Zafer Bey'in söylediği bir konu çok dikkatimi çekti. Gerçekten Türkiye dünyanın işte ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa, büyük bir güç olacaksa, şu an bunu ancak ve ancak teknoloji noktasındaki yapacağımız sıçramayla gerçekleştirebiliriz. Buradaki en kritik işte konu başlıklardan bulut bilişim dedik, yapay zeka dedik. Bunlar çok önemli. Çok önemli bir fırsat. Ve yani bunu gerçekleştirmenin tek bir yolu var. İnsan kaynağımız. İşte siz değerli arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle yapacağız. Ve yaptığımız zaman inşallah dünya daha adil, daha güzel bir yere dönüşecek. Malumunuz hani bugünlerde de görüyoruz maalesef insanların gözlerinin içine baka baka maalesef dünyada büyük bir şu anda gözümüzün önünde katliam yapılıyor. Ama hiçbirisine bir şey diyemiyoruz. Ama biz yeteri kadar güçlü, hür, işte ayakları yere basan bir ekonomimiz, gücümüz olsa, teknolojimiz olsa elbette ki buradaki duruşumuz çok daha farklı olur. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Bu yapay zekada da, algoritmalarda da örüntü kavramı çok kullanılıyor. Ben bunu tarihsel örüntü diyorum. Tarihsel örüntü bize bu misyonu biçiyor aslında. İnşallah burada yapacağımız katma değerler, katkılar bizi buraya doğru getirecektir. Değerli arkadaşlar, sizlerin soruları hocalarımıza, konuklarımıza alalım. Böyle sizi uyutmamak için katılımınızı sağlayalım. Buyurun, söz sizde. Öncelikle teşekkür ederim. Sormak istediğim konu aslında bahsettiğiniz risklere dayalı bir soru olacak. Daha öncesinde bir Huawei telefon kullanıcısı olarak sormak istiyorum. Daha önce Android'den kaynaklı olarak bir ambargo uygulanmıştı. Daha doğrusu böyle bir uygulanacağına dair bir duyum yayıldı ve hani bu Android kullanıcılarını Huawei
kullanıcılarını tedirgin eden bir şeydi. Şu an yapay zeka tamamen veriye dayalı ve her şeyi birazcık daha dijitalleştirmeye yönelik olduğu için veriler de bizim verilerimiz. Bunun riski buradan kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü Japonya bunu ciddi anlamda kendisine bir hani bu kadar teknolojiyle içli dışlı olmasına rağmen bazı konularda özellikle file based ilerliyor. Dijitalleşmiyor yani. Biz hani bu kadar dijitalleşirken bu önümüzdeki savaş mesela bir ambargo uygulamaya kalktıklarında bu bizim için bir risk oluşturur mu? Bunu sormak istiyorum. Siz buyurun. Evet. Özel birisine mi sordunuz? Siz ya, bence. Ha, bana baktınız, ben size baktım. Tamam. Şimdi tabii ki yapay zekanın temelinin veri olduğunu, bu veriden de değer elde etmek, pek çok şeyi elde etmek amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu da riskleri oluşturuyor, fırsatları da oluşturuyor. Şimdi burada bir kişiyi tanımlayan 50 bin özellik olduğunu, 50 bin üzerinde özellik olduğunu bilelim. 50 bin özellik dediğimiz şeyi biraz açarsak, işte TC kimlik bir özellik ve direkt sizi tanımlıyor. Ama bir kaş, bir göz, bir konuşma, bir ses duyusa bunları birleştirdiğiniz 50 bin farklı özelliği bir araya getirirseniz ikili, üçlü, beşli, onlu kişiyi yine tanımlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir defa verimize sahip çıkmamız, işte sosyal medyada her şeyleri paylaşmamamız gerekiyor. Şimdi birinci kuralımız bu. Veri çok önemli, kişisel verilerimize sahip çıkmak. Şimdi telefonlar da akıllı, her şeyi yapıyor. Kişiyi de ekliyorsunuz, kişiyi de çıkartabiliyorsunuz. Bazı telefon özelliklerinde başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Şimdi buradaki sorunuz bir telefon markası değil de biz marka olmayalım. Yani burada 10 yıl sonra teknolojinin bizi nereye götüreceğini biliyoruz aslında. Bir kaosa götüreceği kesin. Bu kadar dijitalleşirsek. Şimdi bir şeyi hazmetmemiz gerekiyor. Bakın Elon Musk'ı çok takdir etmem bazı konularda. Ama yapay zeka konusunda biz şöyle bir soluklanalım, bütün eğitimleri durduralım, bir anlamaya çalışalım, özümseyelim, tehditleri, riskleri görelim dediği için yani burada veri paylaşırken bir defa verimize sahip çıkmak, gelecekte oluşabilecek riskleri doğru öngörmekle orantılı. Şimdi veri dediniz mi, kişisel veri, şimdi ben 100'den kişinin karakterini okuyan sistem var, karakterinioren.com. Yani bu başka bir bizim geliştirdiğimiz bir Türk Telekom hizmeti. Şimdi burada karakterini öğrenmekten bırakın, hastalıklarla ilişkisini, başka şeylerle ilişkilerini de bulabiliyorsunuz. Parmak izinden eşkal dediğimiz gibi. Bunlar bizim bildiğimiz, yaptığımız çalışmalar. Ya bilinmeyen ve yapılmayan. Şimdi bu veri analitiğiyle her şey yapılabilir. Kişiyi kendinden daha iyi tanıyan sistemler geliştirip kişinin ontolojik haritasını, biyolojik haritasını çıkartıp oradan zafiyetlerini bulup saldırı yapabilirsiniz. Bunlar var mı? Var. Sadece veri tabanlı değil, diğer unsurları da kullanarak. Dolayısıyla bunu bir defa dikkate almamız gerekiyor. Veriden her şey elde edilebilir ama bugüne kadar paylaşmış olabilirsiniz. Bundan sonra daha dikkatli olmak birinci kural. Yani her şeyi paylaşmak değil, değer anlamında paylaşmak. Verimize sahip çıkmak. Aslında verinin bir anayasal hak olduğunu, kişisel verinin herkesin sorgulaması gerekiyor. Şimdi her şey yapılabiliyor veriyle. Pek çok engel de biraz önce söylediğimiz bir dolandırıcılık da engellenebiliyor. Ama sadece kişinin arama saati ve lokasyon bilgisinden yola çıkarak bunları engelleyebiliyorsunuz. Bu anonimleştirilmiş veri üzerinde çalışma. Ama bundan sonraki süreçte dikkat edeceğimiz husus, birinci unsur bu olmalı. Kendi verimize sahip çıkmak. Tabii ki ikinci unsur, kendi verilerimizden biz nasıl değer üretebiliriz? Çevremizdeki değeri nasıl arttırabiliriz? Biraz önceki söylenen işte çevreydi, iklimdi, yapay zekaydı, diğer teknik ve teknolojilerdi. Bunları nasıl ilişkilendirebilir ve değer de üretebiliriz? Yani insanlık için yapay zeka çok büyük ve güzel bir hedef. Ama gelinen nokta onu söylemiyor. Teknoloji insanı geliştiriyor, toplumu geliştiriyor, verimliliği arttırıyor.
Ama bunun yanında öğrenmemizi hızlandırıyor. Daha çok ve hızlı öğreniyoruz. Ama günün sonunda acaba hızlı da üretebiliyor muyuz? Biraz bunu da sorgulamamız gerekiyor. Çok şey bilmek, çok şey ilişkilendirmek zorundayız. Teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama daha çok öğrenmeye, daha çok bilmeye, daha çok deneyimlemeye ihtiyacımız var. İşte bu tür ortamlarda bunları görüyorsunuz. Heyecan artıyor. Sizler hepiniz öğrenmeye aç gençlersiniz. Bunu görüyoruz. İşte bunu bir sonraki adıma taşıyacak mekanizmaları, milli değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi, etik değerlerimizi de unutmadan bunları oturtmak o çerçeveye gerekiyor. Eğer o kaybolursa zaten şirazeden çıkılacak gibi görünüyor. Çünkü sınır kalkıyor. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz? Biraz buna da zaman ayırıp altlığı oluşturmak gerekiyor evet, diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Soruyu kime sorduğunuzu da söylerseniz. Arkadaşımız arkada, 4. sırada. Şur yakın arkadaş. Burada. Mikrofon geliyor. Aha, burada. Öncelikle merhabalar. İsmim Kemal. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitmenliği 1. sınıf öğrencisiyim. Yine iki sene önce bu kurumda BTK Akademi tarafından siber güvenlik alanında eğitim almıştım. Sorum da siber güvenlik alanı ile alakalı olacak. Şeref Hocam'a soracağım. Siber güvenlik alanında evet verilerimizi korumamız gerekiyor. Bu konu hakkında daha bilinçleniyor ülkemiz. Ancak ülkemiz ve kurumlarımız bu konu hakkında sizce yeterli seviyede mi? Çünkü geçmiş yıllarda maalesef ki ülkemizin vatandaşlarının veri sızıntıları gerçekleşti. Çok büyük bankaların ve kurumların verilerinin sızıldığını duyduk. Bunlar bizim verilerimizdi. Sizce Türkiye bu konuda siber güvenlik ve yapay zeka konusunda yeterli seviyede mi? Yapay zekayı siber güvenlikle doğru birleştirebildik mi? Bu konuda nasıl adımlar atmalıyız? Bunu soracaktım. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordun. Önemli sorular. Şimdi güvenliğe biz şöyle bakıyoruz. Birincisi %100 güvenlik yoktur. Yani bu dijitalleştiniz mi? Dijital ortamlarda mutlaka eğer olaylara ontolojik bakmıyor iseniz, epistemolojisini oluşturmamış iseniz, o kökenlerine inip o büyük resimleri yakalayamamış iseniz mutlaka güvenlik açıkları olabiliyor. Bu birincisi. Şimdi ikinci konu, ülkemizde veri sızıntıları oluyor mu? Oluyor. Yani bu ulusal güvenliği tehdit edecek seviyede de oluyor mu? Oluyor. Ya bu dünyada da olduğu gibi ülkemizde de oluyor. Bunun seviyesinin ne derece olduğunu, belki bunu ben söylemeyeyim, yani kurumumuz bunu çok iyi biliyor ama dünya istatistiklerini temel alarak siber güvenlik indeksi her yıl yayınlanıyor. Ülkemiz bu konuda o indekse göre Avrupa'da 6. siber güvenliğe o indekste 6. sırada. Yanlışım yoksa. Doğru hocam ve sürekli olarak da yükselen bir grafikte olduğunu söyleyelim. Dünyada da ilk 50 siber güvenliğe önem veren, yüksek seviyede siber güvenliği sağlayan ülkeler arasında. Peki bu konuyla ilgilenen bir uzman olarak söyleyeyim, yeterli mi? Cevap hayır. Yani bunu sürekli arttırmamız ve bunu sürekli iyileştirmemiz gerekiyor. Burası da bunu yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi burada. Dolayısıyla bu merkez buna çözüm sağlıyor. Ama yeterli mi değil, ikinci merkezinde kurulması gerekiyor. Bu siber güvenlik tarafı bir öneri olsun başkanım. Ben de bunu buradan yapmış olayım. İkinci husus, yapay zeka konusunda yeterli miyiz? Şimdi biz yeterliye şöyle bakıyoruz. Acaba biz bilimsel olarak ne üretiyoruz? Dünya bilimine katkı açısından bakıyoruz. Şimdi dünya bilimine katkı sağlayan ülkeler açısından bakınca yapay zekaya katkımız %1'in altında. Şimdi nüfusa baktığınızda o da %1'in altında. Nüfus da doğru orantılı ama şimdi biz yapay zeka konusunda çok iyi hocalarımız var.
değerlerimiz var. Bunları değerlendirip değer üretebiliyor muyuz? Dünya bilimine katkıyı sağlıyoruz, doğru, ama bunu ulusala döndüremiyoruz, dönüştüremiyoruz. Mesela yapay zeka ile ilgili bir tane Türk ürünü söyleyin, hatırlayabildiğiniz var mı? Evet, ama birden çok yabancı ürün. İşte bu ürünleşmeyi biraz önce başkanımızın ve diğer konuşmacılarımız da ifade ettiği gibi buna odaklanmalıyız. Üretmeliyiz ki üretmek demek bir, işin altyapısını, matematiğini, bilmini, verisini, altlıklarını oluşturmak demek. Risklerini görmek demek. Dolayısıyla siz bunu değere dönüştürecek yapıyı oluşturursanız zaten riski de görüyorsunuz, her şeyi anlıyorsunuz. Yapan olmak gerekiyor. İşte başkanımın da başlangıçta bu vurguladığı gibi yine konuşmacımızın Zafer Bey'in de ifade ettiği ilk 10 arasına girebilmeniz için bunu yapmak zorundasınız. Know-how diyor. Nasıl olduğunu mutlaka bizim geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi üniversiteler bu konuda sınıfta kaldığını söyleyeyim. Dünyada ilk yüze giren henüz üniversitemiz maalesef yok. Ben de bir akademisyenim. Bunu ifade edeyim. Biraz eleştiriyi kendimize çevirmemiz gerekiyor. Gençlere değil. Şimdi pekala bilim üretmemiz, teori geliştirmemiz, algoritmalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu yeterli olsaydı istatistiklerde görürdük. Şimdi pek çok farklı konuları konuşabilirdik. Şu anda yeterli değil. Bazı yapılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bazı yapı derken bilgiye sahip olanları baş tacı yapmak gibi. Yetenekli kişileri başa getirmek gibi. Yani bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yapıyı yükseltecek olan bu. Gençlerin güven endeksini arttırmamız gerekiyor. İşte yurt dışına çıkışları engellemek değil, geriye dönüşleri başlatmamız gerekiyor. Bu da bize bağlı, üniversitelere. Yani üniversiteler bu konuda bir kabuk değişimine ihtiyacı olduğunu değerlendiriyorum. Soru uzun ve çok güzel bir soru ama evet. Burada noktayı koyayım. Zafer Bey bir ekleme yapmak istediniz. Zeki bir arkadaşımız bunu anladığını düşünüyorum, evet. Devamını. Ben Türkiye'nin durumundan bahsedememiştim. Bu soruya belki kısa, evet, bir yanıt vermek isterim. Oxford Insight'ın raporlarında 2020 yılında 46 puanımız var. 172 ülke arasında 66.'yız. Kendi bölgemizde 16 ülkenin arasında 4.'yüz. 2021 yılında 46 puanımız 55 puana yükseliyor. 160 ülkenin değerlendirdiği raporda 53. sıradayız. Kendi bölgemizde 2.'yiz. 2022'de ise puanımız bir önceki seneye göre 55'ten 59'a çıkıyor. Toplam 160 ülkeden 49.'yüz, kendi bölgemizde 2.'yiz. Türkiye'de yapay zeka konusunda adım var, adım atılıyor ama biraz kaplumbağa hızıyla atılıyor. Biz çıta gibi koşmalıyız. Bir de biliyorsunuz 2021 Ağustos ayında devlet bir hedef koydu yapay zeka ile ilgili. Ulusal yapay zeka stratejisini ortaya koydu. Evet. Ama orada Şeref Hocam'a da çok güzel eğitimle ilgili bahsettim. Arkadaşlar, Türkiye'de 208 üniversite var. Benim bildiğim kadarıyla sadece 6 tanesinde yapay zeka mühendisliği bölümü var. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka üniversitesi var. Mühendisler bu işin lokomotifi ama bütün üniversitelere bu yaygınlaştırılmalı. Özellikle de şunu özellikle söylemek isterim. Biz biraz Türkiye olarak yapay zekaya magazinsel bakıyoruz. Hobi olarak bakıyoruz. Başarılı olmuş ülkeler yapay zekaya hobi olarak, magazinsel olarak bakmıyor. Stratejik bir gereksinim olarak bakıyor. O yüzden dijital dönüşüm insanın zihniyet dönüşümüyle başlar. Binanın dönüşümüyle değil. Biz özellikle 3 konunun Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Bir, yapay zeka üniversitesi kurulması lazım. Lisansüstü olması lazım ve bu konuya ayrı bir parantez açılması lazım. Buna gücümüz var, akademisyen gücümüz de var. İkincisi, veri çok önemli. Siber güvenlik için, her konu için. Türkiye'de veriyle ilgili bambaşka bir planlama yapılması lazım, onu söyleyeyim. Ve ilerleyen dönemlerde artık bir ürünü yapay zeka ürettim, üretmedim çok tartışmalar olacak. Yapay zekayı sertifikasyon sistemiyle ilgili bir adım atılması lazım gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Şöyle bir katkı sağlayabilirim. Özellikle siber güvenlik seviyesiyle alakalı arkadaşlar, biz ülke olarak
uluslararası, burada Huawei'nin yanında da bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama fark etmez. Vendor'ların ürünlerini kullandığımız müddetçe, yabancı menşeli firmaları kullandığımız müddetçe hiçbir zaman zaten net bir güvenlikten bahsedemeyiz. Dolayısıyla ilk önce kendi ürünümüzü, hocamın, sayın hocamızın bahsettiği gibi yapan, kendi varlığını kullanan bir pozisyona gelmemiz gerekiyor. Bunun için de yani Ar-Ge'sinden üretimine kadar tabii ki çok ciddi mesafeler kat edildiğini söyleyebilirim. Yani biz aslında savunma sanayinde hepinizin malum olduğu gibi ciddi bir ivme yakaladık ve ilerledik. Aynısını bilişim sektöründe de, haberleşme teknolojilerinde işte yüzde sayın genel müdürüm de buradaydı az önce, başkanımız buradaydı. Son 20 yılda özellikle çok ciddi bir yerden bir yere geldik. Ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunların artarak, hızlanarak devam etmesi gerekiyor. Bu taraftan soru almadık. Alabiliriz. Hanımefendiden ilk parmağını kaldırdığı için alabiliriz. Merhaba, ben Şeref Hocam'a soru sormak istiyorum. Hocam, yapay zeka mühendisleri olarak bulut bilişimle yapay zekayı bir arada nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçek veri setlerinin bulut bilişime aktarılması konusunda yapay zeka mühendislerinin bir kaygısı var mı? Bu konuda sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Şimdi veri dedik. Şimdi veri büyüdükçe sizin o veriyi taşıma imkanınız yok. Excel'den, Word'den, PC'lerden bahsetmiyoruz. Petabaytlar seviyesindeki eğer verilerle uğraşıyorsanız onu taşıyamazsınız, analiz de edemezsiniz. Yapay zekadan büyük sistemler geliştirmek istiyorsanız bunu yapmanız da mümkün değil. Dolayısıyla bunun altını zaten bulut ortamları oluşturuyor. Yani taşımanız için mutlaka özel ortamlara ihtiyacınız var. Bulut teknolojileri de bunu sağlıyor. Dolayısıyla bu ilişki mutlaka kurulması gerekiyor. Bununla da ilgili yeteri kadar teknoloji var, üretiliyor ve bu hizmetleri de var. Ama yeterli mi? Şimdi yapay zekadan değer elde etmek dedik. Bakın uzun yıllar akademisyen olarak açık veri indirerek, yani bu dünya sitelerinde yayınlanan verileri indirerek ondan değer elde etmeye çalıştık. Ülkemizin bir açık veri portalı yok. İşte bunun için Dijital Dönüşüm Ofisi'nde biraz önce projelerden bahsetmedim hızlı olsun diye ama açık veri ortamı oluşturduk. MR verileriyle ilgili bundan değer elde ettik. Şu anda bu tüm hastanelerde kullanılabilecek yapay zeka temelli beyin tümörü tespitinde kullanılan otomatik bir sistem var ve bunu tüm hastanelere sosyal bir proje olarak kamu hastanelerinde kullanılmak üzere Dijital Dönüşüm Ofisi'nin böyle bir hizmeti olacak. Şimdi ne oluyor? Veri üretiyorsunuz, veriyi yayınlamanız gerekiyor. Dün bir hocamızla görüştük, elimde diyor 8 petabyte veri var. Hocam bu veriden değer elde etmek istiyorum, çok güzel, onun için buluta ihtiyacınız var. Bulut sisteminde bunları taşıyacak ortamları oluşturmadan zaten yapay zekadan, diğer zekadan bahsetmeniz çok mümkün değil. Dolayısıyla güzel bir soru, teşekkürler. Dolayısıyla iki konuda birbirini destekleyici unsurlar olduğunu ifade ederim. Son 5 dakikamız sol taraftan elini kaldıran arkadaşımıza verebiliriz. Son soru arkadaşlar, süremiz maalesef doldu. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim bu güzel ortam için. İsmim Aytu, Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum Kamil Bey'e. Bulut bilişimde veri önemli ve bulut odaklı işler yapılması gerektiğini bahsettiniz. Siz yazılım mimarisi üzerine çalıştığınız için otomatikman bilgisayar mimarisine de hakim olacağınızı düşündüğümden bilgisayar mimarisinde throughput latency dediğimiz, iletim gecikmesi dediğimiz bir kavram var. İletim gecikmesi kavramındaki bu iletim süresinin azaltılması için bulut sistemler mi daha çok güvenilir? Öncelikle bunu sorayım. Yoksa sunucular da mı daha çok güvenilir? Aslında o hibrit bir cevap vereceğim. Sadece bulut bilişimi kullanarak da bu tarz problemleri çözemiyorsunuz. Bulut bilişimin sonrasında ortaya çıkan, yani Türkçesi uç bilişim, kenar bilişim denilen edge computing'i de işin içine kattığınız zaman yüksek frekanslı verinizi edge tarafında, uç tarafta işleyip
daha konsolide edilmiş ve filtrelenmiş veriyi bulut bilişime aktararak aslında bu problemi çözebiliyorsunuz. Yine hibrit olarak fog computing denilen sis bilişim şeklinde çevirebileceğimiz ara çözümler de söz konusu. Tamamen bütün veriyi bulut bilişime atmak en azından şu ana kadar çok kolay değildi. Belki Huawei'in Türkiye'ye girişi sonrası biraz daha kolaylaşır durum ama gerçekten ciddi anlamda bir veri transferinden bahsediyoruz. Dediğim gibi bunu edge computing ile birleştirerek çözüme ulaşabilirsiniz. Peki sürekli dağıtım ve sürekli entegrasyon gibi kavramlarda bulut bilişimde en önemli şeyler sizce neler olabilir? Zaten bulut bilişimin doğasında en güncel sürüme sürekli olarak erişmek olduğu için mesela bizim en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi yeni bir versiyon çıkardığımız zaman bütün müşterilerimiz de bu yeni versiyonun kurulu hale getirme problemi. Siz uygulamayı buluta taşıdığınız zaman otomatikman bütün müşterileriniz en son iyileştirmeleri için güncel sürüme erişebilir hale geliyor ve otomatikman aslında bulut bilişimin kullanılması sorunu ortadan kaldırıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlar, konuşsak muhtemelen gece yarısına kadar devam ederiz. İlgiyle, sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Umarım faydalı bir panel olmuştur. Ben katılımcı hocalarımıza, değerli katılımcılara, panelistlere çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Panelistlerimize katıldıkları için BTK ve BTK Akademi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi hocam bir kısa bir çekilişimiz var. İzniniz olursa arkadaşlara katılımcılara bir iki tane saat takdim edeceğiz. İsterseniz siz yerlerinizi alabiliriz de burada da bir başkanım. Nasıl isterseniz her şey olursa. En son kalkalım o zaman. Burada tamam. Hocamız şey yapsın. Tamamdır. Şu anda arkadaşlar biliyorsunuz günün şu anda en heyecanlı anına geldik. Herkes kayıt oldu değil mi? Bir de BTK Akademi herkes takip ediyor mu sosyal medyadan? Sizden ricamızı etmeyen varsa şimdi onu da takip ettiniz. Çünkü ödül verme kriterlerimizden biri de o olacak. Arkadaşlar verebiliyor muyuz şu anda ekrana? Bu arada benim isim Fatih Özkul. BTK Akademi koordinatörüyüm ben. En son ben çıktım sahneye. Fatih Bey bütün bu çalışmaların arkasındaki gizli kahramanlardan çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlerin adına kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Sizlerin takdiri. Sağ olun. Ekrana birazdan verip çekilişimizi yapacağız. Saatlerimiz hazır mı arkadaşlar? Evet, süper. Başlıyor muyuz Ahmet Bey? Şu anda listeyi hızlı bir şekilde gösteriyor Ahmet Bey bize. Toplam kaç başvurumuz var hocam? 362. Tamamdır. Sayfaya alıyoruz. İki tane de. Yedik beş yapabiliriz. Evet, süper. Kaç kişiye bekliyorum? İki. İki de. Çekilişi başlat. Kazanan ilk talihlimiz. Bu arada BTK çalışanları ve Huawei çalışanları vermiyoruz hocam. Onları almadık. Aynı zamanda yarışmaya katılıp ödül alan arkadaşları da dışarıda tutacağız. Ben de heyecanla bekliyordum Fatih'in. Evet. Güray Gülgün. Güray hocam. Evet. İkinci talimiz Tuğrul Ege Atsan. Süper. Wow. Alkışlıyorum. Buraya alalım hocam sizi. İki öğrenci arkadaşımız çıktı galiba. Süper. Öğrenci arkadaşlara çıktı. Hocamız takdim etsin. Hocam size... Yok lütfen. Ya. Yok hocam buyurun lütfen. Hocam lütfen. Burada en... Artık toparlanabiliriz. Genç. Bir tane genç arkadaş. Hemen tanıyalım bir de arkadaşları. Arkadaşlar siz... Evet. Nereden geliyorsunuz? Gazi Üniversitesi'nin TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu'ndan geliyorum. Bilgisayar programcılığı okuyorum. İsmim Güray. Teknolojiyle yakından ilgilendiğimi söyleyebilirim özellikle yazılımla. Backend alanında daha çok ağırlıklı çalışıyorum. Ama şu an öğrenme aşamasındayım. Süper. Hediye yedik hocam o zaman. Yani Gazi'li...